başlayalım da istedim. Oldu, kalkalım o zaman biz. Efendim? Kayıt ediyor. Tamam. Psikoloji Şoku'ndan herkese merhaba, ben Melisa. Bugün Dilara ile beraber konuğumuz Özge Hanım'ı ağırlayacağız. Ona psikoloji ve ikili ilişkiler hakkında merak ettiklerini soracağız. Ama ondan önce, Dilara ben çok heyecanlıyım çünkü bizim gerçekten çok sevdiğimiz ve ilgi gösterdiğimiz bayıldığımız bir konu. Yani bu konu hakkında zaten kahve içerken konuşuyoruz. Evet. Bir yerde oturup konuşuyoruz. Evet. Sen sürekli zaten bizim kafamıza dönen sorular. Olduğumuz aynen. Bir konu zaten. Aynen sürekli öyle. Sorularını duymak için çok merak ediyorum. Yani şöyle, çok güzel sorular hazırladık. Yine her programımızda olduğu gibi güzel sorularla birlikteyiz. Konumuz psikolog Özge Hanım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Melisa'cığım. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Yani güzel sorularımız var. Umarım size beğenirsiniz. Benim de sorularım olacak. Güzel. Bu çok güzel. Şöyle ilk sorumuz şudur. Aşkın psikolojideki yeri nedir? Yani biz aşık oluyoruz evet. Bu gerçekten psikolojide bunun bir yeri var mı? Yoksa hani yok mu? Aşkın psikolojisi diye bir konumuz var. Var mı? Peki tabii, nasıl? Tabii kuramları var bununla ilgili. Peki neler söyleyebiliriz bu konu hakkında? Yani aşkın psikolojideki yeri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Yani yerini şuradadır, buradadır diye tarif eder tabii ki ama bununla ilgili çeşitli kuramlar yapılmış. Üçgen aşk kuramı gibi. O kuramların üzerinden gitmek bence çok sıkıcı bence olur. Bence de. Hiç aynen. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman ben. Hemen bir sonraki sorumuzla karşınızdayız. Şöyle sorayım o zaman. Şimdi biz aşık olduk diyoruz. Acaba kafamızda verdiğimiz sevgiyi büyütüp böyle onu bir şairane bir ruha bürünmek aşık oldum ben ya diye mi yorumluyoruz? Yoksa hani verdiğimiz sevgiyi büyütmeyip gerçekten sevgi ve aşk iki farklı kavram mı? Sevgi ve aşk iki ayrı farklı kavram. Bunlar aslında beyinde hormonsal şeyler, birazcık kimyasal şeyler. Biz onu beynimizde yaşıyoruz. Tutku, heyecan gibi birçok duygunun bir araya gelmesiyle ve beynimizdeki nörotransmitterlerin serotonin, dopamin gibi birleşmesiyle hormonal oluşan bir kimyasal bir reaksiyon. Peki. Ve biz bunu aşk olarak nitelendiriyoruz. Sevgi ama sevginin içerisinde birçok şey karşı olabiliyor. Daha uzun süreli şekilde devam ettiğinde aşk sevgiye dönüşebiliyor. Anladım. Peki yani şöyle bir şey diyebilir miyiz o zaman? Hani aşkın ömrü vardır diyorlar ya. Vardır. Gerçekten var değil mi? Yani var ama dönüşebilir aşk. Yani sevgi, saygı. Anneannelerimizin dediği. Sevgi, evet. Saygı. Anneanne mesela böyle der. Aşk yok, sevgi ve saygı var bizim aramızda. Önemli olan bu mu peki? Yani aşkı canlı tutabilirler aslında. Ama başarmak zor gerçekten. Yani 40 yıl. Peki şunu diyebilir miyiz? Bizim mesela ilişki yaşadığımız insanlarla sürekli yaptığımız hareketler oluyor. Bazıları hatalı olabilir, bazıları olumlu olabilir. Bunların hepsinin bilinçaltımızdan gelen bir kaynağı var mı? Yani bilinçaltımıza yatan sebeplerden dolayı mı yapıyoruz? Yoksa bodoslama bazen bir şeyi hiç düşünmeden öylesine yaptığımız oluyor mu yani? Hiç bilinçaltımıza yatan bir sebebi olmadan. Yani onu ayırt etmek çok zor açıkçası. Çünkü bilinçaltı dediğimiz şeyin tam nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilemediğimiz için o pat diye öylesine yaptığımız dediğimiz şey bile aslında bizim bilinçaltından gelen yahut da işte kişilik gelişimimizle etkili, mizacımızla etkili, kolektif bilinçaltı dediğimiz bilinçaltı var mesela. Bizim kendi yaşamadığımız çok ama soyumuzun, sokumuzun yaşadığı bize aktarılmış bir çatışmalar var. Onlarla ilgili de travmatizeysek eğer ona göre de bir davranış biçimi gösterebiliyoruz yani, aşkta. Yani ailemizden gördüğümüz şeyleri ilişkilerimize uyguluyoruz çoğunlukla değil mi? Tabii gördüğümüz değil sadece. Görmediklerimize. Tabii atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Bir kadın hamile ve hamilelik sürecinde eşi savaşa gitmiş. Savaşta eşini kaybetmiş. Ölmüş eşi. Hamileyken bununla ilgili bir üzüntü ve travma yaşıyor. Ve bu üzüntü ve travmayı bebeğe aktarıyor. Kaybetme korkusu, kaybetme endişesi aktarıyor. Daha doğmadan kaybetme korkusuyla evet. Dünyaya gelebiliyoruz. Evet, evet. Ve öyle dünyaya geliyor. O mesela kolektif bir aktarılmış bir şey oluyor ona. Ve büyüdüğünde, yetişkin olduğunda kaybetme korkusu. Nereden geldi? Ben kaybetme korkusu yaşıyorum. Nereden geldi acaba? Yani şey bu, koltuğa yattığım psikoloğun karşısında çocukluğuma iniyorum şu anda dediğimiz şeyde anne karnına kadar inebiliyoruz yani. O kadar inemiyorum. Peki. Ama inmek gerekir. Yani belki anlatılmıştır. O anne karnındaki şeyleri hatırlayamaz ama ona büyükleri anlatmıştır. Anladım. İşte sen böyle yeter, oldun, anladım. Diye biz oradan yeterli. Çıkanlarda bulunabiliyoruz mesela. Anladım. Şunu diyebilir miyiz? Mesela ben babamı kaybettim çocuk yaşta ve hani ileride eş seçimimde ya da hayatıma sokacağım herhangi bir partner seçiminde. Bu baba kaybı büyük bir rol oynuyor mu yoksa? Çok oynuyor. Yani ona göre bir mesela ben hayatıma yeni bir baba mı sokmaya çalışıyorum yoksa partner mi sokmaya çalışıyorum? Partnerinde baba arayışın olabilir. Yani bir baba gibi seni kucaklayan, kollayan, seven. Ama bu senin baban olmayabilir tabii ki. Senin kafandaki figür bir baba da olabilir. Senin babanı eğer tanımışsan yeterince kendi babandaki birkaç özelliği de yansıtmış olabilirsin. Ama komple babanı
görmeyebiliriz. Anladım. Babandan bir takım özellikler olabilir ya da senin kafandaki baba figürüyle ilişkili. Onu da bulmaya çalışabilirim. Ya da bu travmanı, bir travman varsa bununla ilgili. Hı-hı. Bazen o travmayı çözümlemek için yetişkin yaşantısında yine benzer örnekler seçip evet. O travmayı çözümlemeye de çalışabiliyorum. O zaman mesela anneyle problem yaşamış bir erkek, babayla problem yaşamış bir kadının ileride kuracağı ilişkilerde o problemleri hem üstüne taşıyıp hem de aynı problemlere sahip bir bireyi bulup devam, evet. Mümkün. Zaten çoğunlukla toplumda da bunu görüyoruz sanırım. Eğer farkında değilse, yani belki de bunları çözümlemek için genç bir yaşta terapötik sürece girmiş de olabilir. Kendisi bunun farkındaysa, bunun tek başına farkında olmak çok da kolay bir şey değil. O yönde seçimlerini düzenleyebilir, geliştirebilir ve bizim kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz duymuştum onu, evet. Onu duymuştum. Onun o çemberin içerisine girdiği zaman o hep kendini gerçekleştiren kehanete uygun seçimler yapıyor. Mesela diyelim ki terk edilme korkusu o zaman, ve endişesi var. Hı-hı. Hep kendisini terk edebilecek kişileri buluyor. Seçiyor. Ve sonra terk ediliyor. Ve diyor ki o şeması var onun kafasında. Terk edilme şeması, evet. Diyor ki işte. Hem terk edileceğim diye kendi çekiyor, sonra terk edilip evet. İşte terk edildim, haklı çıktım. Çünkü biz kendi doğrularımızı hayatta kanıtlamak isteriz. Evet bu doğrudur demek isteriz. Evet. O da onun şemasını evet gördün mü işte evet, bak anladım. Şemam doğru çıktı. Hı-hı. Benim hayatla ilgili şemam doğru falan diyebiliyor yani. Evet çok teşekkür ederiz. Bitti mi? Evet bu kadardı. Bana anlatmayacak mıydınız? Neyi anlatalım? Aşk ilişkilerinizi. Anlatmam. Olur mu? Rejiden istek var mı? Böyle bir şey için. Yok rejide. O zaman bir sonraki programda yine evet. Buluşuyoruz ve bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Çözümlüyoruz. Melisa'cığım. Çok güzel geçti gerçekten. Evet. Ben sorularından da cevaplarından da çok tatmin oldum. Hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Ben anne karnına kadar indiğini bilmiyordum evet, mesela. Evet hiç böyle bir şeyden fikrimiz evet. Yoktu yani gerçekten. Biraz şey konular bunlar. İnsanın bilmediği bildikçe de evet, nasıl şeylermiş bunlar ya yaptı. Evet. Peki Melisa senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Melisa merak ettiğin bir şey yok mu? Aşkla ilgili. Sizin ben merak ettiğiniz var mı? Ben çok o yüzden merak ettim. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı? Evet, sizin merak ettiğiniz. Hemen bir siz. Soracağım diyordunuz çünkü evet sizden evet. Soralım. Tamam, siz inanıyor musunuz aşka? Tabii ki. Ben aşka kimi zaman inanıyorum, kimi zaman inanıyorum. Diyorum ki evet. Aşka Allah kahretsin, aşk olmaz olsun. Çünkü bana şey gibi gelmeye başladı artık. Ben melankolik bir insanım. Kendime dert arıyorum. Aşkı da dert olarak üstüme yüklüyorum. Başka bir şey değil. Benim için aşk başka bir şey değil. Peki aşkta mesela sizce sahiplenme var mıdır? Vardır. Kıskançlık var mıdır? Vardır ama bence var. Dozajında. Yani bende var. Aynen. Dozajında. Her şey dozajında. Kıskançlık demek karşı tarafı kısıtlamak demek olmamalı evet, diye düşünüyoruz. De. Sen de aynısını düşünüyorsan. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Kapat da gidelim. Aynen öyle. Özge Hanım bak sorularımızı cevapladığı için çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler. Görüşürüz. Hepinize öpüyoruz. İyi mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu kadar da zorlanmadım ya. Yok çok yani rahat bir program. Aynen. Çıkarayım. Yok bayağı iyi.